Söyle bana nereye para harcadığını, ben senin kaliteni söyleyeyim. Parayı kontrol edebiliyorsan hayatını kontrol edebilirsin. Dolayısıyla sen eğer harcamayı öğrenirsen, doğru yatırımlar yaparsan, parayı kontrol edebiliyorsan nefsini de kontrol edebiliyorsun. Yani egonu kontrol edebiliyorsun. Bir tane örnek resim var sevgili arkadaşlar, bir karikatür. Buradan size tüketici insanın ve üretici insanın farkını anlatmak istiyorum. Şimdi şu gördüğünüz resimde gördüğünüz şu kişi marka gözlük almış. 1500 liraya sevmediği insanlara hava olsun diye. Hani onu daha önceden ezmişler. Bu şahsa demiş ki ya arkadaş ben sizden daha üstünüm. Ben sizden daha zenginim. Ben sizden işte daha farklıyım. Bunu göstermek için sembolik olarak gitmiş 1500 liraya gözlük almış, tamam mı? Gözlük almış. Fakat şu gördüğünüz beynine sıfır. Hiçbir şey yatırmamış. Bakın sıfır. Sonra yine sevmediği insanları ezmek için, çünkü daha önceden bunu ezmişler bu arkadaşı. Sevmediği insanlara hoş görünmek için, tamam mı? Gömlek almış, marka gömlek almış. 250 euro ödemiş. Sevgili arkadaşlar, bu yabancı değil. Bu anlattıklarım Avrupa'da yaşıyorsanız yabancı değil. Veya ceket, marka bir cekete 450 euro para ödemiş ama yine şuraya yatırım yapmamış. Bakın sıfır, sıfır. Çünkü öyle öğretilmiş. Çaresizlik öyle öğretilmiş. Saç 25 euro ödemiş veya hanımefendiler biraz daha fazla ödüyor. 100 euro ödüyor. Veya gelin kafası 450 euro tutuyor. Bakın gelinin saçına 450 euro ödeniyor. Fakat gelinin beynine sıfır yatırım. Öyle düşün. Sıfır. Zihnine, aklına sıfır yatırım. Peki bu insan yabancı değil sevgili arkadaşlar. Kendine, beynine yatırım yapmak sanki ayıp gibi. Niye? Çünkü öyle öğretilmiş. Çaresizlik öğretilmiş. Sen buraya yatırım yaparsan sorgulamaya başlıyorsun. Çünkü yani şuraya sıfır değil de 100 euro, 500 euro yatırım yapmaya başladığın zaman özgürleşmeye başlıyorsun. Sorgulamaya başlıyorsun. Üretmeye başlıyorsun. Ama senin üretmeni istemiyor ki. Sistem senin üretmeni istemiyor. Senin tüketici kalıp gözde 1500 euro, tıraşına 25 euro veya 50 euro veya gömleğine 250 euro ödemeni istiyor. Çünkü o şekilde sistem para kazanıyor. Yani senin köle kalman lazım. Senin tüketici olman lazım. Sen üretmemen lazım. Sen üretmemen lazım. Sen televizyonun karşısında ana akım medyada sana anlatılanlara inanman lazım. Arada reklamlar çıkıyor. Oradaki ürünleri satın alman lazım. Ki onlar efendi olsun. Onlar seni ezsinler. Sen köle kal. Sen tavuk kal. Onlar kartallığa devam etsinler. Bunu istiyorlar. Yani senin üretmeni istemedikleri için kendini geliştiren insanları hor görüyorlar. Veya insan zihnine biraz para harcadığında bu yaştan sonra olur mu diyorlar. Biraz beynine, şu kafasına para soktuğu zaman kazık yedin diyorlar. Dolayısıyla öyle bir sistemin içerisinde algı oluşturuyorlar. Sen bu şekilde kal, biz seni beğeniyoruz. Sen hiç değiştirme kendini. Bleib so wie du bist. Tamam mı? Kendini değiştirmene gerek yok. Biz seni böyle kabul ediyoruz. Sen almaya devam et. Sen ayakkabına 1000 euro para öde veya tencere takımına 5000 euro para ödeyebilirsin. Ama şu beynine para ödeme. Çünkü para ödersen kazık yemiş olursun. Öyle bir algı oluşturuyorlar. Başka türlü seni kontrol edemeyecekler çünkü. Biraz beynine para yatırsan, tamam mı? Şuraya biraz para yatırsan, kendine yatırım yapmaya başlarsan uyanmaya başlayacaksın çünkü. Etrafına hangi dolaplar döndüğünü anlamaya başladığın zaman sorgulamaya başlayacaksın. Veya içindeki o potansiyeli keşfedip uçmaya başlayacaksın kartal gibi. Ama onu istemiyor kimse. Sistem onu istemiyor. Sorgulamanı istemiyor. Özgür olmanı istemiyor. Sen böyle kal. Sen sadece bize para kazandır. Sistem bu şekilde sevgili arkadaşlar. Eğer buraya biraz para yatırırsan, beynine biraz para yatırırsan özgüvenin artacak. Onların karşısında dik duracaksın belki. Veya onlara rakip olacaksın. Kendi işini kuracaksın. O zamana kadar sen potansiyelinin sadece %1'ini, %2'sini kullanıyordun. Ve böyle iyiydi. Ama potansiyelini kullanmaya başladığın zaman 30 kiloyu kaldırabiliyordun en fazla. 300 kiloyu kaldırmaya başladın Seyit Onbaşı gibi. Düşünsene. Güçlenmeye başladın. Onu istemiyorlar. Rakip istemiyorlar çünkü.
Dolayısıyla öyle bir algı oluşturuldu ana akım medyada. Veya senin çevren de öyle inanmaya başladı. Sen de öyle inanmıştın bu zamana kadar ve o çarkın içerisinde devam ediyorsun bu şekilde. Çıkamıyorsun bir türlü. Ama hocam nereden başlayayım? Nereden başlayayım diye sorarken aslında bu karikatürde nereden başlayacağını çok da güzel anlatıyor. İsraf etmeyi bırakacaksın. Gereksiz harcamaları bırakacaksın. Ve en önemli varlığın olan Allah'ın sana verdiği en büyük akıl nimetine yatırım yapacaksın. O verilen nimete yatırım yapmaya başladığın zaman, yani beynine yatırım yapmaya başladığın zaman uyanmaya başlıyorsun zaten. Bu zamana kadar ah keşke biraz daha erken uyansaydım diye pişman olacaksın belki de. Kendini bilmeye başlayacaksın, kendini tanımaya başlayacaksın. Kendini tanımaya başladığın zaman zaten hayatın değişecek pozitif manada. Daha önceden sürüne sürüne bir yere varırken artık birkaç saniyede koşarak varacaksın oraya. Dolayısıyla sisteme karşı, yani sana bu zamana kadar öğretilen, tamam mı, neyse satın al, onu al, bunu al, arabanın lastiklerini değiştir, arabana alü felgen al, arabana tuning malzemesi al, daha hoş görünsün, işte ona hava atarsın, buna hava atarsın, tüketici ol. Tamam mı? %98 sistemin sana dayatmasına karşı çıkarsan işte o zaman kazanan olursun. O zaman kendini tanımaya başladıktan sonra özüne yaklaşmaya başlar. Özüne yaklaştıkça hayattan tat almaya başlar ve ailene daha fazla zaman ayırabilirsin. Veya o çarktan kendi işini yapıyorsan o çarkın içerisinden çıkıp daha önceden 10 saatte yaptığın işi birkaç saatte yapabilirsin. Neden? Çünkü potansiyelini keşfettin artık. Yapabiliyorsun. 100 adımda vardığın yere artık 5 adımda, 3 adımda varabilirsin. Ama ne zaman? Şuraya yatırım yaparsan. Buraya yatırım yapmazsan eski tas, eski hamam, yine köle olmaya ve başkalarının seni ezmelerine müsaade etmiş olursun. Burada aslında şunu anlatmak istiyorum. İlk yatırım yapacağın yer şurası. Beynine, zihnine, aklına yatırım yaptığın zaman zaten sen o zaman 1500 euroluk gözlükten 10 tane alabilirsin. Veya arzuladığın o markalı gömleği o zaman 20 tane alabilirsin. Ama ilk önce yatırım yapacağın yani yer burası. İlk adım burası. İlk yatırım buraya yaptıktan sonra her şey düzeliyor. Kendini tanıyorsun. Özüne yaklaşıyorsun. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Ömrünü zayi etmemiş oluyorsun. Dolayısıyla artık bunu konuşabilirsin. Konum bu olabilir. Yani şu anda bu videonun sonunda yanındakilerle bu konuyu konuşabilirsin. İstişare yapabilirsin. Kendine bir kuruş yatırdığın zaman ne kadar mutlu olacağını sen de göreceksin. Değerli arkadaşlar, bu videoda size şu mesajı vermek istiyorum. Sen ilk önce kendini değiştirebilirsin. Başkalarını değiştirmeden önce dişini fırçaladığın, saçını tarayabildiğin kimse o aynadaki kişiyi değiştirebilirsin. Onun dışında başkalarını değiştirmek sen kendini değiştirmeden gerçekten çok zor. Dolayısıyla ilk adım kendi üzerine çalışmak, kendini değiştirmek, kendine yatırım yapmak, kendine zaman ayırmak, kendini bilmek, kendini bildikten sonra her şey çok daha kolay oluyor. İşte o zaman içindeki aslanı uyandırıyor ve potansiyelini kullanıyor ve arzuladığın hedeflere çok hızlı varıyorsun. Biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza hep bu konularda yardımcı olduk. Yani o içindeki aslan nerede duruyor? Bu içindeki aslan nasıl uyandırılır? Hangi yetenekleri, hangi kabiliyetleri var? İçindeki potansiyelini kullandıktan sonra nerelere varabilir? Eksik yetenekleri nelerdir? Nasıl tamamlanır? Biz yıllardan beri bu konularda çalışma yapıyoruz. Sizlere de bu konularda yardımcı olmamızı istiyorsanız o zaman bizimle iletişime girebilirsiniz. Bizimle iletişime girebilmek için videonun altındaki linke tıklıyorsunuz. Formu doldurup gönderiyorsunuz. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.